Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün benden çok istenen soğuk baklava tarifiyle geldim. Tüm püf noktalarıyla elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Dilerseniz bu güzel baklavayı nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Evet, soğuk baklava yapmaya öncelikle şerbetini yapmakla başlıyorum arkadaşlar. Soğuk baklavanın özelliği şerbetinin soğuk olması. O yüzden önce baklavamız yapmadan önce şerbetini yapıp soğumaya bırakalım. Evet, baklavanın şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı suyu ve 2-3 damla limonu damlattıktan sonra güzelce şeker eriyene kadar karıştırıyorum ve yaklaşık 1-2 dakika kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Evet ocağın altına kapattıktan sonra 2 su bardağı sütü ve 1 paket vanilyayı ekleyip güzelce karıştırıyorum. Ve soğuk baklavanın şerbeti bu şekilde hazır arkadaşlar. Evet bugün baklavamı hazır baklavalık yufkadan yapıyorum arkadaşlar. Çok yorum geliyor sizlerden. Abla biz yufka açamıyoruz. O yüzden hazır baklava yufkasından baklava yapar mısın? O yüzden bugün hazır baklava yufkası kullanıyorum ve baklavalık yufkaları öncelikle nemli bir bezin arasında yaklaşık 5-6 dakika kadar bekletiyorum. Evet, yaklaşık 5-6 dakika bekledikten sonra baklavamı yapmaya başlıyorum. Baklavam için 250 gram tereyağını erittim ve içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim ve tepsinin altını yağlıyorum. Evet tepsinin altını yağladıktan sonra 2 kat yufkayı seriyorum arkadaşlar tepsinin en altına. Ve aralarını mutlaka yağlıyorum arkadaşlar. Evet, size burada bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Eğer hazır baklavalık yufkadan baklava yapıyorsanız mutlaka yufkalarınızı çift çift alın ve tek tek ayırmakla zaman kaybetmeyin. Çünkü hazır baklavalık yufkalar çok çabuk kuruma yapabiliyor ve ayırdığınız zaman zaman kaybedeceğiniz için baklavalık yufkalar kuruyacaktır. O yüzden mutlaka çift çift alın yufkalarınızı. Evet hazır baklavalık yufkalarda değişim yapabiliyor arkadaşlar. Bazen 36 çıkıyor bazen 38 çıkıyor. Onun için yarısını alta yarısını üste gelecek şekilde ayarlıyorum. Evet yaklaşık altına 18 kat döşedikten sonra fıstığını ekliyorum arkadaşlar. Ben bugün baklavamı fıstıklı yaptım. Ama tabii ki de siz isterseniz cevizli fındıklı da yapabilirsiniz. Evet, yaklaşık yarım kilo kadar boz Antep fıstığı ekledikten sonra 100 gram da ben fıstık kullanıyorum arkadaşlar. Yani olgunlaşmış fıstık. Evet, fıstığı ekledikten sonra 1-2 kaşık da tereyağı ekliyorum arkadaşlar ve üst katlarını dizmeye başlıyorum. Evet dediğim gibi baklavalık yufkaları çift çift alıyorum ve aralarını mutlaka yağlıyorum arkadaşlar. Evet baklavanın bütün katlarını döşedikten sonra dilimlere bölüyorum arkadaşlar. Soğuk baklavanın özelliği dilimleri biraz daha büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Evet baklavanın tek tarafını kestikten sonra kalan tereyağını döküyorum. Ve bu şekilde daha kolaylıkla bölünüyor arkadaşlar. Evet baklavalık yufkaları dilimlere bölmesi biraz daha zor oluyor arkadaşlar. Bıçağınız keskin olursa işiniz daha kolay olacaktır. Evet dilimlere böldükten sonra baklavanın üst katları daha kabarık olsun diye bu şekilde kaşıklama yapıyorum arkadaşlar. İki kaşığın tersiyle baklavanın üst katlarını birbirine gelecek şekilde sıkıştırıyorum. Evet siz izlerken ben de sabırda bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet baklava yaparken güzel bir sonuç alabilmemiz için pişirmesi çok önemli arkadaşlar. 170 derecelik ısıttığım fırında ilk etapta yarım saat pişiriyorum ve dereceyi 140'a düşürüyorum. Yarım saatte 140 derecede pişiriyorum. Evet toplamda 1 saat pişen baklava istediğim kıvama geldi arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem kızarmış. Evet, baklavanın ilk sıcağı geçtikten sonra soğuk şerbeti baklavanın üzerine döküyorum arkadaşlar. Evet, soğuk baklavanın bir özelliği de bol şerbetli olması gerekiyor arkadaşlar. Şerbetini döktükten sonra zamanınız varsa yaklaşık 3-4 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Evet, yaklaşık ben 2 saat kadar dinlendirdim arkadaşlar baklavamı ve geldik baklavanın sır gibi saklanan bölümüne. Baklavanın üzerine dökmek için yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kakao ve 2 yemek kaşığı süt tozu kullanıyorum. Sadece kakao kullanırsak acı bir tat veriyor arkadaşlar. Sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı da süt tozu kullandım. ve bir süzgeç yardımıyla bütün baklavaların üzerine gelecek şekilde döküyorum arkadaşlar. Evet, kakao ve süt tozu karışımını ekledikten sonra üzerine rendelediğim çikolata döküyorum arkadaşlar. Evet gerçekten çikolata çok lezzet veriyor ama tabii ki de siz isterseniz eklemeye edebilirsiniz Evet çikolatasını da döktükten sonra toz antep fıstığıyla süslüyorum arkadaşlar Evet, sizin de gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Evet, süslemesinde yaptıktan sonra zamanınız varsa arkadaşlar mutlaka buzdolabında 1-2 saat dinlendirin ve gerçekten o şekilde dinlendikçe daha bir güzel oluyor. Evet sizin de gördüğünüz gibi tepsinin içinde hiç süt kalmamış arkadaşlar. Ve şerbetini muhteşem bir şekilde çekmiş. Evet benim çocuklarım da severek yediği bir baklava arkadaşlar. Hepinizin mutlaka bir kere bir olsa tadıp denemenizi tavsiye ederim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.